Arkadaşlar selamlar, ben Umut. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Uzun zamandır kanala video atmıyordum. Artık iyileştim ve eski güzel günlerime geri dönebilirim. Bol bol oyun oynayacağım. Bu oyunların çoğunluğu da korku ağırlıklı olacak. Bilginiz olsun. Bugün sizlerle birlikte başlayacağım yeni oyun 2023 yılında çıkan Layers of Fear'ın yeni adaptasyona uğramış hali mi diyelim artık. Yani güncellenmiş versiyonunda diyebiliriz. Bu güncelleme gerek grafik yönünde olsun, gerek hikaye yönünde olsun her anlamda bir güncelleme var. Fakat dediğim gibi eski oyundan izler taşıyacaktır. Çünkü eski oyunun aynısının güncellenmiş hali, bir kez daha belirtelim. Burada gördüğünüz gibi bölümler var. Bu bölümler Layers of Fear 1'den bildiğimiz kadarıyla ressamın hikayesi var. Kızının hikayesini oynamıştık, o var. Müzisyenin hikayesi de varmış, ben bunu tam bilmiyorum, ya da oynamadım mı veya aklımdan mı çıktı çok emin değilim. Aktörün hikayesi de bildiğim kadarıyla gemide geçen hikaye olması gerekiyor çocukla birlikte. Çok da emin değilim ama olması lazım, yani Layers of Fear 2'nin hikayesi olması gerekiyor. Bu ikisi de sanırım DLC hikayeleri. Biz ressamın hikayesinden tekrar başlayacağız. Zaten oyun hiç değişmemiş olsa bile biliyorsunuz Layers of Fear kapıları açarak yeni şeyler keşfettiğim bir oyun. Yani hep aynı kapılardan girmeyeceğimiz için yüksek ihtimalle sürekli aynı şeylerle de karşılaşmayacağızdır. Bunu defalarca oynasak bile öyle olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum, bakalım. Şimdi yeni hikaye diyoruz. Oyuna başlayacağız. Gama. Belli belirsiz. Bu yeterli olur sanırım. Beyler bayanlar, karşınızda Layers of Fear. Kanalda demosunu da oynamıştık. I once had it all. Bir zamanlar her şeye sahiptim. Doygun damağım, okular alan burnum, aygın duruşum. Ve bir gün benden her şeyi aldın. Utanç ve acı hariç. Hala emin değilim nasıl bir oyun oynadığımdan. Ama geri döndüm. Bu arada demoda oynadığımız gibi bir deniz feneri herhalde burası ama benim oynadığım oyunlardan hiçbiri bir deniz fenerinde geçmiyordu diye hatırlıyorum. Belki de ben yanlış hatırlıyorum, bilmiyorum. Belki de gerçekten büyük güncellemeler almıştır oyun. Benim olanı geri alacağım. Peki. 10 yıl önce. Yazarın hikayesi bölüm 1'e başlamış bulunmaktayız gençler. Oğlum ressamın hikayesi değil miydi lan bölüm 1? Neyse. Öyle olsun kral. Benim için hava hoş. Şimdi şöyle etrafa bakıyoruz. Ne var ne yok. Oyunun grafikleri gerçekten bir çağa atlamış gibi duruyorlar. Eski oyuna kıyasla gerçekten öyleler. Bana senin şiirini hatırlattı. Tebrikler. Okuyabileceğimiz bir şey var mı? O kim lan? Siyahi bir arkadaşımızın fotoğrafı. Evet. Biz de siyahi miyiz? Elime hiç dikkat etmedim. Belki de siyahiyiz. Şimdi devam ediyorum oyuna. Demodan hatırladığım kadarıyla ki demosu çok kısa bir demoydu. Dear... Babacım sen bir sussan ben mi okusam acaba ya? Sayın okunaksız.
Yarışmamızı kazandığınız için sizi yeniden tebrik ederiz. Tekrarlamak isteriz ki yazınıza gerçekten hayran kaldık ve sizi inziva yerinizde ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendinizi evinizde hissedin. Tüm deniz feneri emrinizde amade. Haftada bir erzak teknesi gelecek ve bir ihtiyacınız olursa yerleşkede telefon da var. Size verimli ve ilham verici bir ziyaret dileriz. Yönetim. Sanırım ben buraya yeni yazılar yazabilmek için geldim. Oğlum bu kapı açılmıyordu lan sanki. Kapatma hemen. Kapatma. Kapatma oğlum. Oğlum bir dur. Şimdi bakalım. Yazım yarışması. Bu anlaşılmaz olaylar da yani keşke okuyabilsek oraları ama neyse. Ajansı ilgili tüm yazarları modern sanat tarihinin en gizemli ve trajik figürlerinden biri olan bilmem kimin hayatını ve çalışmalarını konu alan makalelerini göndermeye davet ediyor. Başvurular için son tarih yine okunaksız. Kazanan makalenin yazarı özellikle bu amaç için hazırlanan Deniz Fenerimizde konuyla ilgili kitap yazma fırsatı yakalayacak. Allah da belasını versin. Keşke yakalamasaydım öyle bir fırsatı ya. Bu nedir abi? Bu Deniz Fenerinde... Ama işin güzel tarafına bak. Burada bizden başka kimse olamaz. Değil mi? Bizden başka kim? Allah'ın bile unuttuğu bir Deniz Fenerinde... bulunacak abi. Tüm deniz feneri emrime amadeymiş sözde. Sen de haklısın ablacığım. O kadar haklısın ki anasını ağlatmışlar. Oğlum burada köpek bağlasan yemin ediyorum durmaz. Artık büyüdüm anne. Sakat olsam da artık kendi başımın çaresine bakabilirim. Sen artık kendine odaklan. Kitabı okumayı dört gözle bekliyorum. Seni seviyorum. Alo lan. Alo. Buyurun birine mi bakmıştınız? Hello. Deniz Feneri'ne girdiğinizin haberini aldım. Her şey istediğiniz gibi mi? Yani. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? Anlamanız gerek bayan, çalışmanızı en kısa zamanda başlamanız zorunluluk teşkil ediyor. Bir sözleşme imzaladığınızı size hatırlatırım. Belirli bir zaman çizelgesi söz konusu. Buna uygun davranmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın. Yani seni biz buraya tıktık. İstesen de istemesen de köpek gibi o kitabı yazacaksın yani. Var mı içecek bir şey var mı? Var mı bir şeyler yavrum? Var mı şeyler kardeşim? Oğlum buralar hiç açılmıyordu yani diğer oyunda. Vallahi hiç açılmıyordu. Dur bir şeye bakmak istiyorum. Şimdi hep bu tarafa geldim. Hiç bu tarafa gitmedim. Bu tarafta gidebileceğim bir yer var mı? Bir görmek istiyorum. Var. Oğlum ne epik bir düşüştü lan. Vallahi ağır çekimde versek. Burada da bir yazı var. Bu ne? Jeneratör mü? Deniz fenerine güç kaynağı. Şey. Farelerin varlığının farkındayım ama yapacak bir şey yok. Çok uzun zamandır bu odadalar. Onları kendi hallerine bırakmamız en iyisi. Yani değişik bir bakış açısı. Öyle diyorsan öyle olsun. Yani ne yapalım, farelerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor sanırım. Bu arada oyun çok karanlık. Ben gamayı biraz kıstığım için olabilir. Eğer çok rahatsız edici olursa gamayı açmayı düşünüyorum gençler. Bilginiz olsun. Tabii bunu ikinci bölüm falan yaparım yüksek ihtimalle. İlk bölümde siz de yorumlarınızı bırakmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı ve güzel yorumlarınızı da alırım. Kanalıma abone olmaktan da sakın çekinmeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir şey kırdık. Ne kırdık? Siktir et. Bu neymiş? Prestijli burs. Bilmem kim tarafından çalındı. Bilmem kim ajansı tarafından düzenlenen yarışmaya çok sayıda iyi ve yetenekli Amerikan katıldı. İlk kez gerçekleşen etkinlik birçok kişinin rüyasını süsleyen harika bir ödül vaat ediyordu. Yazarlığa odaklanabilmek için bir deniz fenerinde yalnız başına konaklama fırsatı.
Kaynaklarımıza göre 428 kişi ajansa başvuruda bulundu. Kazanan başvuru ise en hafif tabiriyle şaşırtıcıydı. Kazanan kişi bir bilim insanı değildi. Bilmem kimin hayatını anlayabilecek düzgün eğitimli biri de değildi. Bir duyumcu, korku yazarı ve şerefsiz falan mı? Yani ve ne? Yukarıya çıkamıyoruz. Peki hala. Aşağıya inemiyoruz. Peki ne yapabiliyoruz? Geldiğimiz yere dönelim en iyisi. Belki de Daktilo'ya basma vakti gelmiştir abi. Lan? Oğlum yine mi siz ya? Bak bak bak. Kapan koymuşlar oraya, görüyor musunuz? Hop bak, fare kapanı. Evet. O ne lan? Bismillah bismillah bismillah. Dur oğlum. Şşş. Ne oldu öyle abi? Oğlum çok korktum ya. Bir saniye. Yere bok mu düştü? Ne oldu? Allah Allah. Allah Allah. Ne tarafa gitsem acaba? Bu tarafa mı gitsem? Bu kapı açılmış abi. Şu arkadan gelen ses lan çok rahatsız edici. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Altı üst yürüyorum ya. Ne oluyor? Evet. Yine fareler. Dört nala gidiyor fareler abi. Göreceğimiz şey bizi büyük ihtimalle hiç şaşırtmayacağız. Şaşırtmayacak. Aa, ben bunu beklemiyordum. Çok şaşırdım. Vallahi bunu beklemiyordum. Böyle yüzü akan, ne bileyim, yanmış gibi bir adamın fotoğrafı vardı ya ilk oyunda. Açıkçası onu bekliyordum. Neyse. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Kimi arayacağım? 7, 4, 3, 2, 7, 4, 3, 2. Hi darling. Selam canım. Ulaştığımı söylemek I'm için calling aradım. to let Çalışıp you know I'm çalışmadığını here. görmek için Can you ajansın şimdiden believe he aradığına just inanabiliyor called musun? to see if I was working? That's insane. Bu çılgınlık. You at least Yerleşmeye have time vakit to settle bulabildin in a mi bit. bari? Deniz feneri How's the nasıl? lighthouse? İlham verici mi? Inspiring? Ürpertici mi? Lanetli Spooky? mi? Evet, Haunted? lanetli. All of these things. Hepsi birden. Sen What's just aradığında looking etrafa over the bakınıyordum ve fence? burası değişikmiş. I've missed Sen something. nasılsın? Yeni ilaçlar işe yarıyor mu? How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Benim mama. için endişelenme Your anne. time, Sen kendi do işine your zaman work, ayır. Hayatını to yaşa. live your life. Belki de haklısın. Well, Muhtemelen işe maybe başlamalıyım. you're right. Görüşürüz oğlum. I Seni should seviyorum. probably get to it then. Bye, son. Love you. Başla güzelim, Love başla. you too, mama. Bir an önce şu işe başla hadi. Oğlum biz de siyahıyız ha. Elimizden fark ettim şimdi. Yüksek ihtimalle o açtığımız fotoğrafta bizim oğlumuzun fotoğrafı olması gerekiyor. Başka bir ihtimal kabul etmiyorum abi. Kapan. Kapan kapan kapan. Selamünaleyküm Daktilo. Hadi bakalım. Şimdi ressamın hikayesini yazıyoruz, öyle mi? I know how you must feel. Nasıl hissettiğini biliyorum. Lost. Yitik, yalnız, Alone. umutsuz. Hopeless. You probably deserve it. Muhtemelen bunu hak But ettin. even for you, Ama senin için bile there is hala bir still yol var. a way to bring it all Hepsini geri back. getirmek için bir yol. The one precious Gerçekten thing you arzu ever ettiğin truly tek kıymetli desired. şeyi. Finish it. Bir onu. Duyguyla resmedilmiş her portre modelin değil, onu yapanın tasviridir. Oscar Wilde. Evet abi, yine bu ev, yine bu ev, yine bu ev. Neyimiz var? Bir köpek ağızlığımız var burada. Açın bakayım kapıyı abi. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Evin bu halin anına uğradım. Çok güzel lan ev. Bu arada oyunda RTX de var gençler. RTX de vardı. O yüzden aktif ettim. Gelsin ve korkunun dibine vuralım. Yani gerçekten güzel.
Gerçekten güzel. Böyle kaliteli bir korku oyununu, böyle kaliteli grafiklerle oynamak gerçekten heyecan verici bence. Sizden haşere kontrol uzmanlarımızı rahatsız etmeyi kesmenizi rica ediyoruz. Ayrıca son derece uygunsuz olan o mektupları göndermeyi de bırakın lütfen. Bilmenizi isterim ki annem oldukça namuslu bir kadındır ve bu tarz suçlamaları hoş karşılamaz. Evinize gelen çalışanlarımızdan hiçbir kemirgen istilasına dair herhangi bir işaret görememiştir. Ve alınan karara göre evinize hiçbir şekilde ilaçlama yapılmayacaktır. Bu mektup size son uyarımızdır. Bundan sonra alacağınız herhangi bir mektup avukatlarımız tarafından iletilecektir. Saygılarımızla Carl Denton. Kıllı haşerat temizleme şiti. Şiti şiti. Bourbon viski. Allah Allah, Scotch viski. Bourbon viski. Ne fark var acaba ikisinin? Kapı açılıyor. Zaten açılmayan bir kapı yok. O yüzden bunu sormayacağım bir daha. Bir sanatçının zaferi, galeri açılışı eleştirmenlerin ağzını açık bıraktı. Bazıları ona yeni Caravaggio diyor. Bazıları ise onu Van Eyck olarak kıyaslıyor. Hayranlığı arşa değmiş bir eleştirmen ise ismini vermek istemiyor. Büyük Leonardo'nun ruhu diyor tabirini. Diyor değil. Büyük Leonardo'nun ruhu tabirini dile getiriyor. Yorumunuz ne olursa olsun serginin inanılmaz bir başarı yakaladığı gerçek. Rönesans etkilerini ve daha progresif teknikleri bir araya getirdiği, kendi özgün tarzıyla övgü toplamayı sürdürüyor. Etkinliğe bizzat katılan sanatçıya güzel nişanlısı eşlik ediyordu. Siyah elbisesi içinde göz kamaştıran, bize özel verdiği röportajda çiftin yakın zamanda gerçekten de bir nokta nokta. Güzel. Bir fotoğraf. Kimin fotoğrafı bilemiyorum yani artık. Artık bilemiyorum. Bu ne abi? Pasma. Dün için özür dilerim. Haklıydın. Aşırı tepki gösterdim. Sadece sorun ben değilim. O attığım her adımda onun iyiliğini düşünüyorum. Sanırım ben oldum olası kusurlu bir dünyada kusursuzluk için uğraşmaya değdiğine inandım. Ah, iyice babam gibi konuşmaya başladım. Sinir sorununu da çözmeye çalışacağım. Söz veriyorum. Görüşürüz. Seni seviyorum. Acaba kim bu? Dışarıda çok tatlı bir yağmur yağıyor gençler. Bilginiz olsun. Efendim, içerideki dağınıklığı tahmin bile edemiyorum. Ancak benden istediğiniz gibi atölyenize dokunmadım. Ayrıca eğer o oda sizin için bu denli önemliyse anahtarların nereye koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Çalışma odanıza geri koydum. İyi günler. Yani çalışanım benim. Çalışma odasındaymış buranın anahtarı. Gidip bakacağım. Buradan aşağı iniliyor muydu lan? Buradan aşağı inilmiyordu ya. İniliyor muydu? Gençler kusura bakmayın, arada öksürüyorum ama gerçekten rahatsızım. Fare sorunları, fare sorunları. Yine fare sorunları abi. Burada herhangi bir şey yok. Bir not yok. Bir şey yok. Lan. Bir karne gibi bir şey bu. Kimin karnesi bilmiyorum. Çocuğumuzun karnesi olma ihtimali var mı onu da bilmiyorum. Bizim çocuğumuz var mı? Onu da bilmiyorum ama var galiba bizim çocuğumuz abi. Sızlanalım. Burada pek bir işimiz yok gibi. Evin de en kasvetli yeri. Yukarısı gayet iyiydi. Bir de yağmur sesi falan. Kulağa bence oldukça hoş geliyordu gençler. Fare sesi de. Nasıl gelip de görmediler? Biz kafamızdan mı uyduruyoruz acaba bu fare seslerini ya? Oğlum temizlik için senin ne boka yarıyor tuvaletin temizlemiyorsa
Haydi, burası da taşmış. Aha! Aynada kendimi görebiliyorum, bir saniye. At lan. Oğlum ben daha önce hiç aynada kendimi gördüm, hatırlamıyorum. Bir yenilik sanırım bu. Çok büyük bir yenilik değil mi? Ama güzel yani. Aşil protez çiti, bir diz altı protez, bunun boyunun bile içine etmeyi nasıl başardılar ya? Lan ayaklarımız mı? Diz altı, gerçi diz altımız gözükmüyor ki. Görseydim belki bir yorum yapabilirdim bu konu hakkında. Ya canım benim bak. Nasıl ama? Bence gayet güzeldi. Gerek yok. Gerek yok. Haşere, karlyon ve saz arkadaşları, fare sorununuz mu var? Hemen arayın da köklerini kurutalım. 555-3825. İşin nehli, hızlı ve etkili. Bizi arayın. Evet. Güzel. Ve şuradaki oda var. Şuraya da bir bakalım. Aa, o mutfak. O mutfak. O mutfak. Tüm gece ayakta olacağını tahmin ettim ve sana bir şeyler hazırladım. Biliyor musun, eminim Rembrandt bile ara sıra parlak fikirlerinden sıyrılıp biz sıradan halk gibi kendini horlamaya vermiştir. İnanılmaz değil mi? Uzun lafın kısası, hadi gitti biraz uyu koca şapşal. Seni seviyorum. Öyle güzel I love you dedi ki, sanki bu bizim manitamız olabilir. Bu neymiş? Ha, Afrika diyor. Bu ne? Kırbıt. Bak bunların hepsi kapağı açılıyor daha önce. En azından gereksiz yerlerin açılmasını biraz azaltmışlar. Gayet hoş olmuş. Ya bunların hepsi açılıyordu. Bunların hepsi açılması bana pek bir şey de ifade etmiyordu. Sadece zaman kaybıydı açıkçası. Ama insan sırf açılıyor diye de bakmak istiyordu. Bunu bir açmışlar öncelikle. Her şeyle etkileşime geçemememiz gayet hoş olmuş. Gerek yok abi. Yani gerek yok. Gidelim de çalışma odamdan bir buranın anahtarını bir alayım artık. İkimizin de böyle notlar aracılığıyla konuşma olayından daraldım artık. Aynı evde yaşıyoruz yahu. İşim bitince gel ve benimle konuş. Yatmadan önce. Lütfen. Yeter artık. Karı yorumdan çıkmış. Sinirlenmiş. Üzülmüş. Böyle şeyler yaşanmış gençler. Tüm geri çalıştım, beni uyandırma. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Gençler, bu odalar bizim çalışma odamızın kapısını açtığımız zaman gireceğimiz odalar. Biliyorsunuz bu evin içinde dolaşacağız. Kendi zihnimizde dolaşacağımız için çok farklı gözükecek ama genel olarak bu evin içinde dolaşacağız. Operadaki bu geceniz unutulması imkansız bir gece olacak. Henüz büyük ses getirmiş bir isim değil ama ona zaman tanıyın. Birçok enstrümana hakim. Muazzam yetenekli sanatçı dün gece olağanüstü bir performans sergileyerek ona en çok şüpheyle yaklaşanların bile kalbini kazandı. Ünlü piyanist Daniel Richard tek kelimeyle olağanüstüydü. Yıllardır böylesine bir tutku, enerji ve yetenek görmemiştik şeklinde konuştu. Görünüşe göre onu en çok eleştirenlerden Anthony Giles bile gerçeği görmesini sağlamış. Giles'in bile gerçeği görmesini sağlamış. Daha önce sanatçı hakkında küçümseyici yorumlarda bulunan Giles, müzik performansı sadece hevesten ve güzel bir yüzden daha fazlasıdır demişti. Dün geceki performansın ardından sözlerinden pişman olup olmadığını sorulan Bay Giles'in bakışları hayranlık ve utanç duygularının bir karışımı olarak tanımlanabilirdi. Yanıt için bastırdığınızda yalnızca evet şeklinde yanıt verdi. Gecenin yıldızı ile. Biz değiliz değil mi lan o? Yani biz ressamız oğlum. Yani biz ressam mıyız? Gök adanın açılışı alev aldı. Yeni mağazaların açılışında başlayan talihsiz yangın onlarca insanın canına mal oldu. Uzun süredir beklenen Gökada mağazasının açılışı binadaki tablolar yanınca cehenneme döndü.
Ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğu acil çıkışa zamanında ulaşırken bazıları talihsiz bir şekilde binanın arka tarafına sıkışarak yükselen alevlere teslim oldu. Kayıp sayısı henüz açıklanmadı. Tahmini olarak en az 10 kişi ağır yaralı. Gök adının sahibi Ronald Sheffield şimdiye kadar bu trajik olay hakkında açıklama yapmayı reddetti. Peki ya. Bunların hepsi karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Üzgünüm. Uyuyamadım. Çünkü bacağım yine huysuzlandı. Ben de biraz çalışayım dedim. Seni seviyorum. Biz miyiz acaba? Bacağı huysuzlanan biz miyiz? Emin değilim. Bak bu yüzükleri falan böyle koyuyorlar. Bunları bulacağız herhalde biz. Bilmiyorum. Bir işe yaramaları lazım sonuç olarak değil mi? Kapalı. Ha, notalar. Oğlum ama sanatçı tayfası değil mi? İsteği yapınca her şeyi yapabiliyor herifler. Resim çizmeye başlayınca özellikle atıyorum. Müzisyen de oluyorlar yani anlamıyorum. Doğuştan mı yükleniyor bu skill onlara bilmiyorum. Abi bu oda çok korkutucu. Bu odaya sonra geleceğiz. O zaman görün abi siz. O zaman görün. Hatırladığım birkaç bir şey var. O zaman göreceğiz. Adına sıçayım. Tamam bebeğim. Babacığın geldi. Oğlum çok güzel yağmur yağıyor ya. Vallahi bak çok güzel yağmur yağıyor. Neyse çalışma odasına bir gideyim artık. Hey dostum. Burada bir anahtar varmış. Canım arkadaşım müsaadenle bir soru soracağım. Aklını peynir ekmekle mi yedin? Zor durumlardan geçtiğini biliyorum gerçekten. Bu illüstrasyonları yapmanın zaten bu yüzden kabul ettim. Eski günlerin hatırına. Hatta sana bilerek basit bir görev verdim. Çünkü kırmızı başlıklı kızı uykunda bile çizersin diye düşünmüştüm. Ama çocuklara uyumadan önce anlatılacak masallar için hazırladığın konu hazırladığın bu kabuslardan fırlama deli işiyle karşılaşmayı beklemiyordum. Bunu kullanmamın imkanı yok ve ödemeyi önden yapmayı kabul ettiğim için pişman oldum bile. Lütfen kendine gel. Eski dostum. Lime Brickstone. Peki abi. Anlaşılan biraz ürkütücü bir şeyler çizmişiz çocuklar için. Pek hoş olmamış bu. Arkadakini de biz mi çizdik acaba? Çok merak ediyorum. Yani... Bu ne abi bu? Allah'ını seversen şu ne ya? Şu tipine sıçtığımın ne? Anahtar nerede lan? Heh. Ver şu anahtarı bebeğim. Ben gidiyorum artık biraz resim çizeceğim. Hoşçakalın. Beni beklemeyin. Oğlum evde o kadar büyük ve güzel ki. Yani böyle harcanacak... Ay ananı avradını be. Pü. Oğlum sus lan. Şşş. Ürküttü. Vallahi ürküttü. Ben biraz resim çiziyorum. Hadi. Hoşçakalın. Haydi hoşçakalın gençler. Haydi. Bunlar açılmıyor. Bunların içine biz bulduğumuz şeyleri koyuyorduk. Diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi. Bir şeyler çiziyor muyuz? Ne yapıyoruz? Verin bakayım oradan bir fırça ver bana. Bir fırça. Fırça. Yok mu? Yok mudur? Hadi gidelim o zaman. Tamam. Peki. Öyle olsun. Yedik, hak ediyorsun bunu. Bitir. Bu mektubu da tamamlayacağız. Bu fotoğrafı da tamamlayacağız. İki ruh. Çok tutkulu, çok yetenekli ama buna rağmen yapmak istedikleri şey çok sıradan. Bir ev, bir eş, bir aile, huzurlu bir hayat. İkisini de sanatçı yapan her şeye karşı bir ihanet. Ama yine de ona tutunuyorlar. Değişik bir şey olmuş.
Bu defa doğru yap. Evet, başlıyoruz gençler. Bismillah. Evet. ...9 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra saat 2'de Aziz Luke Chapel'inde ki düğünlerinde sizlerle birlikte olmayı diliyorlar. Kimmiş bunlar? İsimleri karalanmış abi. Neyse. Davetiye aldığımıza göre artık oraya gidebiliriz demektir bu. Lan. Pat diye kapandı kapı. Oscar Wilde, tamam. Oğlum niye aldık lan onu? Hey. Oğlum ya. Portreler de çok can sıkıcı. Parmakların ucunda mı? Aa, annen avradını. Lan Allah belanı versin ya. Cam açık. Ben de diyorum lan cam açık. Saygıdeğer bay ve bayan, Okun Aksız, nacizane teklifimizi kabul ettiğinizi duymak bizi gerçekten inanılmaz sevindirdi. Çalışma arkadaşlarımla tarihler üzerinde konuştuktan sonra sergiyi bilmem kaç tarihinde açmanın en doğrusu olacağına karar verdik. Her şeyi hazırlamak için biraz zamana ihtiyacımız var. Galerimize piyano getirmek bizim için kolay olmayacak. Saygılarımla Thomas Caldwell. Caldwell. Yani ne galerisi? Peki. Peki abi, peki. They don't understand what it takes to make a good painting. Kim anlamıyor lan, manyak. Nasıl aile evlilikle başlamıyorsa sanat çalışması da fırçayla başlamaz. Çalışma tuvalle başlar. Değişik. Bu ne? Bir kaleydi sanki. Bir kaleydi sanki. Demiyorum. İlk adım en zordur. Bunlar en son ne zaman giydiğimi hatırlamıyorum. Serbestçe hareket edebildiğim son seferi. Bu cümleyi niye yarıda bitiriyorsun lan? Adam akıllı cümle kur bana ya. Allah'ını seversen. Lan. Ha, dışarıda biri var sandım ha. Aga be, bunun bir anahtarı olması lazım şimdi bu odada bak. Bu odadan çıkınca çünkü başka bir yere gidemeyeceğimizi düşünürsek. Seipsun depin gen prof biliyorum. What is bilmem ne bilmem ne. Ne bir şeyler mi var bunun? Allah bismillah. Oğlum dur ya. Dur ben şunu açmak istiyordum ama. Buradan çıkınca bir daha geri ya gelemezsem. Açamıyorum değil mi? Açamıyorum. Kilitli abi. Neyse tamam şuradan bir geçelim. Belki de geri dönebiliyoruzdur. Belli olmaz. Haydi ne oldu? Kral niye böyle oldu ki? Ulan ne kadar güzel olur ya. Düşünsene. Bir ev yaptırdığını ve eve böyle bir oda koyduğunu. Çok gürpertici olur oğlum. Heh, anahtar. Ver bakayım bana. Aa. Ne olduk? Deminden şimdiye geldik. Aç abicim. Evet, bak ne güzel. Şimdi birazcık da sola. Evet, işte böyle. Şimdi pozunu bozmadan hareketsiz dur. Tüm o güzel kıvrımlarını eksiksiz yakalamak istiyorum. Benim ben sapık ruhunu... Gerçi aynısını ben desem sapık olurum. Sanatçı deyince sanatçı oluyor abi. Yapacak bir şey yok. Ne oldu? Adam eridi. İyi.
Neyi unutmayayım birader? Burası geldiğim yer. Burası bence gitmem gereken. Oğlum kapı direkt niye kapanıyor böyle? Bir animasyon koyaydınız. Oo, bu tablo çok güzel. Heh bak. Aç. Lan. Gençler az önce şurada bir tablo vardı. Hatırlıyor musunuz? Böyle kafatası gibi, dişleri uzun gibi bir tabloydu. Ben oyunun başında tabloyu göreceğimiz zaman onu göreceğimizi düşündüm. Burada da az önce gördük ama kayboldu tablo. Neyse. Ne oluyor lan? Aa. Tamam, fotoğrafın diğer şeyi, diğer parçası. Oğlum hareketsiz durun lan. Bismillah. Ne olduk abi? Nereye geldik? Oğlum çok da şey yapmasaydınız lan. Durun bakayım. Kan mı bu? Annen avrız. Ay ay ay, aman 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 aman. Vallahi yaşlandım anasını satayım ya. Ne? Gönüllü umutlar asla ölmez. Gönüllü ne alakası var oğlum? Ben gönüllü bir umutum, hadi bakalım. Benim gönlüm var abi. Gençler ben buraları hiç hatırlamıyorum diğer oyunda ha. Ben mi hatırlamıyorum yoksa unutmuş mu olabilirim yoksa yok muydu veya hiç ben mi denk gelmedim? Çok emin değilim açıkçası. Allah 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 Allah. Ne olduk? Ha, şu yaktık. Daha keskin olmalı. Tamam kral, öyle olsun. Bari şurada ne varmış onu görelim ya. Sanıyorum tablolar için gereken müziklerin hepsi tamam ve onları akşam senin için çalacağım. Bayılacaksın. Oh baby. Bayılacakmış. Hadi bakalım. Yere boya dökülmüş abi. Kan değil o. Temin ederim o kan değildi. Ama bu kan olabilir. Çok emin değilim. Yo şarap. Ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Adam pipetle emcikliyor muydu? Ne yapıyordu? Selam, üzgünüm. Bir süredir yazamadım. İşlerin başımdan aşkındı. Söylemem gerek yalnızlığın yazdığın son mektup. En hafif tabiri de endişe vericiydi. Eşinin eski tablolarını yakabileceğine inanamıyorum. Neden böyle bir şey yapsın ki? Özellikle de siyahlar içindeki kadın tablonu. Zaten tabloyu ona ithaf etmemiş miydin? Bence hemen bir uzman yardımı almanız gerek. Hem ona hem de kendine. Olan bitene bakılırsa sana da yardım lazım. Müşterinin gelen haberler nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradığını söylememe gerek yoktur sanıyorum. Yeni tablolar klasikler kadar iyi satmıyor. Her neyse, araştırmaya devam edeceğim. Sen güçlü ol ve çalışmalarına odaklan. Yeteneğini hala içinde saklı. Sana inanıyorum. Arkadaşım ve temsilcin Thomas. Bu şey, pardon. Neydi? Az önce bana şey çizdiren adam değil mi? Kırmızı başlıklı kızla ilgili bir şey çizdiren adam. Seni kıracak. Peki mücadele etmek istersem ne olacak?
Burası niye açılmıyor? Benim seçeneğim olması gerekmiyor mu? Aha fare. Vallahi fare. Affedersiniz ama. Bakacağım bir saniye, yakından bakacağım. Affedersiniz ama bu kere... Ya sıçarım. Ağzını bak. Fare kere. Şşş. Yeter lan. Silindir seçmek için fareli sağa sola kaydır. Tamam, numaralara girmek için fareyi yukarı aşağı hareket ettir. 1938. Şifresini bir şekilde bulmam gerekiyor benim, değil mi? Ne? Alevlere giden. Alevlere giden güveler mi? Ne yaptıysak yapalım, şömine bu odayı ısıtmak için yeterli olmadı. Oğlum, yani olmaz bence de, odayı biraz ufak yapsaydınız keşke veya şömineyi biraz büyütse miydiniz, almasaydınız. Allah'ım. Niye böyle şeyler oluyor ya? 6. Ya bunu da bir yakayım. 6, 9. Pekala dostlar. 6, 9, 4. Allah'ım, buradayız. Don't be scared. It's just a book, Birdie. Bana mini kuşun mu dedi? Aa, şımardım ha. 6, 9, 4. Altı, dokuz, dört. Bir anahtar. Neyin anahtarı kral? Ben burada anahtarla açılacak bir şey göremedim ama. Belki lazım mı olur? Veya buradan çıkmak için kullanmamız gereken bir anahtar mı acaba diye düşünüyor değilim. Ne? Peki şuradan bir çıkalım artık. Elveda. Oğlum bu anahtarı burada kullanmam gerekiyorsa sıkıntı yaşatırım ha. Şş. Gerçekten sıkıntı yaşatırım. Neyse. Bir anahtarımız var. Bir şeyi açabileceğiz o zaman. Aa, kapının anahtarı lan. Buranın anahtarı. Böyle güzel, böyle iyi. Bu şartlar harika. Onu bitirebilirim. Yapabilirim. Yapacağım. Yapmak zorundayım. Hepimiz için. Ailemiz için. Ailemiz için mi? Yoksa sadece senin için mi? Birini seç. Ananı avradını. Ya. Vallahi kafa atarım sana ha. O yağmur sesiydi ya. Biraz huzur veriyordu en azından. Hangi rengi seçmeliyim? Aga, kendi kendine hareket eden bir koltuğu seçecek halim yok. Evet. Bu ne kral? Şehrin yarısı yanıyor. Allah. Gözlerindeki yeşil, tablolarımdaki kırmızı. Allah Allah. Aga, hangisini seçsem ya? Gözlerindeki yeşil, tablolarımdaki kırmızı. Ben yeşili severim. Ama kırmızıyı da severim. Kırmızı mı, mavi mi? Yeşil ağa. Ama diğerini seçtiğimde ne olacağını da görmek istiyorum ya.
Vallahi görebilseydim iyiydi ama. Neyse. İndirebiliyoruz mu? Bir de diğer bakalım. İndiremiyoruz. Tamam ki. Abi bu seçimler beni gerçekten çok üzüyor ya. Ben her iki tarafı da görmek istiyorum ama. Şekilsiz rüyalar. O ne lan? Elmalara bak. Onu duyabiliyor musun? Duyuyorum şu anda. Vallahi de duyuyorum. Billahi de duyuyorum ya. Dün hayatımdaki en güzel rüyayı gördüm. Bana geliyordu düşümde. Kucakladı. Bir zamanlar sevdiği gibi sevdi beni. Ancak ikimiz de biliyoruz ki rüyamda aptal düşlerimi gördüm sadece. Onun arzuladığı kişi aslında sendin. Peki. Peki kral. Öyle diyorsan öyle olsun. O açamadığımız kapının içinde ağlayan biri var. Seni kıracak. İçinizle birbirinize yeniden bağlanın. İlişkinizi yeniden kurun. Evliliğinizdeki neşeyi tekrar keşfedin. Ateşinizi harlayın. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Mükemmel ilişkiler beyaz perdede harika görünebilir. Ama geri kalan biz ölümlüler. Şu basit gerçekle yüzleşmek zorundayız. Kimse mükemmel değildir. Bunda utanılacak bir şey yok. Aslına bakarsanız birbirini seven birçok çift ilişkilerinde günlük hayatın zorluklarıyla uğraşıyorlar. İlişkiler sırf bu yüzden özelliğini yitirmez. Yalnızca biraz daha çaba gerektirir. Biz de tam olarak bunun için buradayız. Hepsi alanında uzman danışmanlarımız. Sorunlarınızın kaynağını tespit etmenize ve onları çözmenize istediğiniz kadar çabuk bir şekilde size yardımcı olacaklar. Basit bir iletişimsizlik, para problemleri ya da uyuşmayan karakterler. Bir yerde problem varsa çözüm de vardır. Ve unutmayın, asla çok geç değildir. Güzel bir yazı olmuş. Tebrik ediyorum yazanın. Ellerinden öpüyorum. Tatlım, bence burada tokatadan vazgeçmeliyiz. İnsanlar müziğin dışında bir şeye odaklanamaz yoksa. Sonuçta etkinlik ailemiz için, ikimiz için. Eminim Thomas da benimle aynı fikirdedir. Tokata ne lan? Vallahi beni kıracakmış. Hem de o beni kıracak. Eşim mi? Karım mı? Kim beni kıracak? Sevgilim mi? Manitacılık mı oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Ya burada pek hoş şeyler yaşanmamış gibi ya. Daha doğrusu pek hoş şeyler de yaşanmayacak gibi ama. Tabi siz bilirsiniz yani hani. Bu arada ben böyle bir yer hatırlamıyorum bak. Bilmiyorum. Belki de unutmuşumdur. Videoda kanalımda var. Belki vardır yani. Çok emin değilim. Ama gerçekten bu tarz bir yer hatırlamıyorum oyunda. Oğlum bir yer yanıyor gibi sanki ya. Hayda. No. Ne oluyor oğlum? Bak burada. O var, o var. Buraya gidince o var. Aha, buradan bakınca da orada kapı var. Hoşça kalın. Ben gidemiyorum. Ama oradan bakınca kapı var. Buradan baksak belki kapı açıktır. Ha? Değil midir? Buradan baksak belki. Bir dakika abi, burada bir puzzle mı var? Bir şey var burada ya. O kapı orada hep var mıydı acaba lan? Ben mi görmedim? Onu da bilmiyorum ki. Yoktu diye hatırlıyorum ama. Yoktu abi, yoktu, kesinlikle yoktu. Oğlum o ses ne ya?
Oğlum ne yapmam gerekiyor? Burada bir ibnelik var ama çözemedim. Aha, buradan bakınca orada da bir çerçeve var. Aha, çerçevenin arkasında kimse yok buradan bakınca. Anektar! Anektarı bul. Ananı avradını. Koş lan, yağmur yağıyor. Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Bir dakika, nereden yağıyor yağmur? Ah siktir be. Güzel. Hoşuma gitmedi değil. Hoşuma kaçmadı değil gençler. Bir tane daha bulduk. Güzel. 23 Mayıs. Nasıl olur da bir zamanlar birbirlerini bu kadar çok içten sevebilmiş, iki kişi bu kadar uzak düşer birbirinden. Artık kocam neredeyse hiç konuşmuyor benimle. Sessiz çalışma odasına gidip çıkıyor ve takıntılı bir şekilde ardı ardına gelen başarısız tablolar üzerinde çalışıyor. Artık benimle uyumuyor bile, benden tiksindiğini görebiliyorum. Bana geçen gün attığı o bakış, o acıyan, can acıtan bakış. Utanç, suçluluk ve tiksinmenin birleşimi. Artık hocamın gözünde bir canavara dönüştüğümü fark ettim. Bir kadının asla hissetmemesi gereken bir şey bu. Yine de iyi bir eş olduğum için kocamın fantazisini gerçeğe dönüştürmeye karar verdim. Eğer canavar olduğumu düşünüyorsa ben de öyleymişim gibi davranırım. İlginç, tuhaf, tuhaf bir yöntem. Kabul etmek lazım. Ha. Yok, anasının örek. Aa, buraya mı gitmiş? Ne olmuş? Aga, yine o fotoğraf ya. İzliyorum. Boğulmuyor oğlum. Köpek balığı yiyor lan. Boğulsa yine iyi, anasını satayım. Bu arada geçen bir video izledim ya. Rusya'da bir köpek balığını mı yemişler? Bir şey, bir köpek balığı adamı mı yemiş? Ne? Çok kötüydü. Sevgili beyefendi veya hanımefendi, sizlerden kibarca ve şiddetle geceleri sesinizi alçaltmanızı rica ediyoruz. Sizin esef duyduğunuz evlilik sorunlarınız özel meselelerdir ve öyle de kalmalıdır. Bunlar bizi ve özellikle de çocuklarımızı asla ilgilendirmemektedir. Lütfen herkesin serbest çalışan sanatçılar olmadıklarını göz önünde bulundurun. Bazılarımız hayatlarını idame ettirebilmek için sabah erken kalkmak zorunda. Uyumaya ihtiyacımız var. Şunu da belirtmekte fayda görüyoruz ki eğer işler aynı şekilde devam ederse polise başvurmaktan çekinmeyeceğiz. Saygılarımızla, çok yorgun komşularınız. Evet, evliliğimiz çok da iyi gitmiyor abi. Bunu zaten anlamış bulunuyoruz. Evim benim için bir kale. İçeride kilitliyken güvendeyim. Burayı açabileceğiz mi acaba biz? Ay, ne oldu, burası kekre bağlamış. Bu kapı açılıyor mu? Oğlum bu kapı açılıyor. Şurası açılıyor mu? Burası kilitli. Tamam, oradan gideceğiz belli ki. Selamun aleyküm. Oğlum burası açık mı yine? Cam açık lan. Ya çık şuradan dışarı. Vallahi kurtul bu eziyetten ya. Ne diyeyim ki ben sana? Yerinde sayıyorsun. Evet, sanırım öyle, şu anda yerimde sayıyor gibi görünüyorum.
Oğlum harbiden daire çiziyorum şu anda yani. Ya içip biraz kafayı bulayım hadi o zaman. Ne dersin? Aa. Değiştirdim. Onu oraya koydum, onu oraya koydum. Elimdekini buraya bir yere koyayım. Bunu da buraya koy. As. Bir. Bir. Oğlum. Tüylerim diken diken oldu. Çık buradan abi. Çık buradan, çık buradan, çık buradan. Oh be. Ay balık var. Tavşağım. Açsana oğlum elektriği. Açmışım pardon, çok özür diliyorum. Yani her yerde balık var oğlum, manyak mısınız lan? İğrençtir, bu kalemi kullanarak mektup yazarken sanki elim bana ait değilmiş gibiydi. Pekala, öyle diyorsan öyledir. Öyle diyorsan dostum. Öyledir. Sudan çıkmış balık ise. Hadi bakalım balık kız. Kapı açılsa mı acaba? İyi olabilir gibi. Ananı avradını. Oğlum denizin altında da değiliz lan. Hayırdır? Hayırdır sen oğlum, hayırdır? Ay bu ne? Aha. Oha nereden nereye geldik lan? Oha ciddi misin? Çok hoşuma gitti. Bu durum çok hoşuma gitti. Bir zamanların büyük sanatçısı yeni portresi galerilerin dalga konusu oldu. Burada tanık olduğumuz şey sanatsal açıdan tamamen değersiz bir parçadır ve psikologlar için iyi bir araştırma konusu niteliğindedir. Bu sert sözlerin sahibi Jason Hawkes'dan başkası değil. Kendisi bilmem neyin eserlerini ilk kez takdir eden ve sanatçının ilk dikkat çekici başarısında övgülerinin büyük yeri olan ünlü bir eleştirmendir. Özellikle de yakın zamanda gerçekleşen olayların ışığında bu kadar acımasız bir eleştirinin gerçekten gerekli olup olmadığını sorulduğunda kendisi şu şekilde cevap verdi. Eleştirmen olarak bizim görevimiz sanatı eleştirmektir, sanatçıyı değil. Adam son zamanlarda çok şey atlattı ve açıkça görülüyor ki olanlar ona oldukça zarar vermiş. Yine de sessiz kalıp bu eserin uzaktan yakından kabul edilebilir olduğunu söylersek sanatçıya kötülük yapmış oluruz. Diğer eleştirmenler sadece biraz daha merhametli davranmışlar. Oğlum aslında düşününce adam haklı lan yani. Senin hayatındaki sorunlar açıkçası pek kimseyi ilgilendirmez diye düşünüyorum ben. Bir dakika, Türkiye'yi... Bu dünya haritası mı lan? Türkiye'yi bulmak... Heh, işte bak. Yanım ülkem ya, bak Türkiye yazıyor. Ey gidemek. Hadi gidelim. En güzel sanat eserinin üzerinde ismimin olmaması düşüncesi bile beni itip bitiriyor. Benimle evlenir misin? Evlenirim. Ama önce farklı sanat tarzları kusursuz bir uyum içinde. Alışıldık muhafazakar girişimlerinin arasında beklenmedik derecede deneysel bir atılım yapan Thomas Caldwell galerisinde olağanüstü bir sergi açılışına ev sahipliği yaptı. Açılış sırasında hem benim hem de eşim için muhteşem bir gün şeklinde konuştu. Bizim için bu yalnızca bir sergi değil. Biz hayatlarımızı tam da bu şekilde geçirmek istiyoruz. Eşim müzikleriyle tablolarına tıpkı bana gelecekte edeceği gibi eşlik ediyor. Sergi sonrasında Thomas ve okunaksız arasında bir çeşit anlaşmaya varıldığına dair söylentiler mevcut. Kim lan bu okunaksız? Eşimiz mi acaba? Eşimizden mi bahsediyor? Lan sanmıyorum ama. Ya. Bir sorumluluğum var. Dikkat et. Kral. Beni çok
Tikindirik bir yere yollayıp sonra dikkat et demeyin ya. Lütfen rica ediyorum. O yakınlarda. Allah'ın belası, kim o ya? Ve ben neredeyim abi? Allah belanı. Bağırıyor. Çok karanlık, çok karanlık, çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Çok karanlık. Ağlıyor, ağlıyor. Oğlum ne oluyor lan? Ablacım ağlama be. Aklını avradı mı? Ben buradan çıkıp Victor olup gidebilir miyim? Lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Ya beni bir sal be. Beni bir sal. Ananı avradını. Oğlum. Kapa kapa, ne oluyor? Allah'ın belası, arkada karı ağlıyor. Burada bir şeyler oluyor. Ben nereye çıkacağım lan? Başta bir tuval aradım. Öyle sıradan bir tuval değil tabii ki. Bıçak da bulmam gerekiyordu. Ekmek bıçağı değil tabii. Jilet gibi keskin olması lazım. Bu yüzden direkt jilet kullandım. Ardından deriyi dikkatlice yüzdüm. İki elimin titrememesini sağlıyordu. Hacı, biz ne bok yedik acaba ya? Oğlum eve... Biz bu eve daha önce... Biz bu eve nasıl geldik lan? Allah Allah. Selamünaleyküm. Allah Allah. Ben daha önce hiç buraya geldiğimizi hatırlamıyorum böyle bir şey olmadan. Bulduğumuz fotoğraflar bunlar. Güzel. How can two people who once loved each other so fully, so... Allah Allah. Değişik. Bunlar da bulduğumuz anılar galiba. Güzel. Güzel ve ilginç abi. Tuhaf geldi bana. Aşağıya gitmeyeceğim. Oğlum nereye gitmem gerekiyor peki şu anda benim? Buraya mı çıkmam gerekiyor acaba? Açılmayan bir kapı vardı, o da burasıydı galiba değil mi? Burası hala açılmıyor. Bunu okudum. Yani pek bir şey yok gibi. Kilitli. Nereye gideceğim? Gerçekten bilmiyorum şu anda. Bak ya. Kapıyı kapatmamız falan gerekiyor olabilir mi? Aga ciddi misin sen? Kapıyı kapatmam mı gerekiyordu yani bunu? Ya da aa yo. Biraz geri tut kalıbı nasıl? Boş boşuna aradım bütün evi ya. Flamingo. Nefret şimdi bile yitik hak ediyorsun. Bunu bitir. Evet gençler. Burada ne var şimdi?
Bir parçası var ve bir bıçak var. Pekala. Öyle diyorsanız öyle olsun. Gençler, bu bölümü burada bitiriyorum. Oyun tam hızıyla devam edecek. Emin olabilirsiniz. Biraz geçmişi yad ediyorum. Biraz da yeni görselliğin gerçekten tadını çıkartıyorum. Açıkçası hoşuma da gitmiyor değil. Bu oyunu yeniden oynamak istediğim bir şeydi zaten. Kısmet yeni versiyonunaymış. Her neyse gençler, eğer videolarımı beğendiyseniz likelamayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.